anlat mı? Anlatayım. Hadi anlatayım lan. O dayak yeme olayını anlatayım en azından. Abi şimdi zamanda ben bir takımda oynuyordum tamam mı? Neyse bir şeyler oldu. Oyuncu değiştirdik falan. Kanani'yi aldık jungle'a. Lig bitti. Bizim takım 7. oldu. Yedinci olduktan sonra play-out maçı oynadık biz bir tane takımla. MIM'le oynadık. MIM'i yendik 3-0. Juvelus'la Immortor'u kankalarım taşımıştı. Neyse. Ondan sonra Kanani yetim bir arkadaşımız tamam mı? Hani Almanya'dan geldi. Çocuğun annesi babası yok. Hani çocuğa ihtiyaç sahibi birine böyle yardımcı olman gerekir ya. Adamın kalacak yerini <gülüyor> ayarlarsın. <gülüyor> parası yoksa parasını versin. Çünkü zaten sen durumu iyi zengin bir adamsan, takım sahibiysen yardıma ihtiyacı olan birine yardım edersin normal şartlar altında. İnsanlıktır bu, insanlık görevidir anladın mı? Benim imkanım olsa ben de durumu kötü olan insanlara yardım ederim. Ama adam böyle yapmak yerine oyuncuyla bir konu hakkında konuşuyorlar, tartışıyorlar ama İngilizcesi yetmediği için immortoru telefonla çevirmenlik yapıyor. O sıra konuşmada takım sahibi bir şeyleri yanlış anlıyor. Kendi söylediği şeye adam no 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 hayır dedi diye yanlış anlayıp çocuğun omzuna ve sırtına bir iki kere falan vurmuş. Çocuk da korkmuş, şaşırmış, ne oluyor lan falan amına koyayım derken triplere girmiş, ağlamış falan korkmuş çünkü adam üstüne. Sen normalde ailen yok, yetimsin. işin için. League of Legends senin işin. At atlayıp geliyorsun. Türkiye'ye Türkiye'de adam sana böyle şiddet uyguluyor. Fiziksel şiddet. Ne kadar çok korkarsın. Hani çünkü bir güvencen yok. Adam seni alıp kapı dışarı atsa gidip sığınacak hiçbir yerin yok. Ne kadar kötü bir durum amına koyayım. Ha çocuk çok kanserdi. Gerçekten dayak atılmayı hak ediyordu. Ama ne olursa olsun şiddet uygulamaman lazım. Ne sözlü ne fiziksel şiddete çok karşıydım abi. Ama yaptılar. Stans'tan gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Eyvallah. Mert. 144 kişi gelmiş. Her neyse. Şimdi. Adamın zaten durumu yapmışım. Adam takım 7. oldu diye adamın parasını kestiler 1. Adam gidip arkadaşlarına sağda solda anlattı. Dedi bunlar bana şiddet uyguladı vesaire zırt şöyle böyle. Takım sahibi dedi ki kendi kendine. Lan dedi bunlar duyulursa benim adım kötüye çıkar diye düşünüp çocuğu susturma yönelik şöyle bir hareket yaptılar. Hava alanında çocuğa demişler ki bizle güzel bir fotoğraf çekin. Ee, böyle gülümseyerek fotoğraf çekin. Hiç aramızda sorun yokmuş gibi. Yoksa senin uçak biletini almayız diye tehdit etmişler oğlum adamı. Adam da ne yapsın gariban amın okuyayım. Kabul etmiş bunu. Havalanında böyle gülümseyerek fotoğraf çekinmiş. Ha, evine gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Arkadaşın evinde kalmış galiba Almanya'ya döndüğünde. Ee, gittiği zaman Reddit'te post falan açtı. Bu olay konuşuldu bayağı. Bir ara gündemdeydi bu kısa bir süreliğine. Sonra adam Almanya'da bir takıma gidemediği için para kazanması gerektiğinden tekrardan Türkiye'de bir takımda oynama kararı aldı. Türkiye'de bir takımla anlaştı ama önceki takımda hala anlaşması olduğu için takım izin vermiyordu bunun gelip oynamasına. Sonra adam şöyle bir teklifte bulundu Kanani'ye. Sen dedi bütün suçu üzerine alırsan büyütülecek bir şey yoktu. Ben yalan söyledim, şaka yaptım ya da her neyse. Bu tarz bir mail atarsan ya da bu tarz bir post atarsan suçu kendi üzerine alırsan gelip oynamana izin veririz. Yoksa sözleşmenin ne olursa olsun salmayız. Seni satmayız da oynatmayız da Sözleşmen bitene kadar piç gibi oturursun. Hiçbir takımda oynayamazsın. Para da kazanamazsın. Adam da gariban olduğu için kabul etmek zorunda olduğu için bunu haklıyken dayak yemişken çıkıp oraya şey yaptı. Ee, olaylar öyle değildi. Ben abarttım. Kusura bakmayın. Gereksiz büyüdü. Olaylar tarzı bir eee post attı ve gelip sonra tekrardan oynamaya devam etti. Ve bu Abi neler neler var. Bu daha böyle çok nasıl diyeyim orta seviye bir şey daha. Bunun üst seviyeleri var. Farklı farklı olaylar var. Neler neler var. Kime oldu bu? Kananiye oldu Eddurum. Sözleşmesi varsa parasını alması gerekmiyor mu? Öyle olmuyor Mephisto. Şimdi bu adamlar ee, o kadar akıllılar ki aslında. Çakallar yani anladın mı? Adam sözleşmeye antik kuntik maddeler koyuyor. Senin göremeyeceğin, fark edemeyeceğin. Oralardan para kesiyor. Sen diyorsun ki kesmez herhalde. Ama adam kesiyor oğlum. Adam senden geliyor 1000 lira kesiyor tamam mı? Örneğin. Adam o 1000 lirayı yarım saat içinde belki de 10 dakika içinde kazanıyor zaten. Ama adam durumu iyi, zengin, belki de milyoner ama adam o kadar hırslı, o kadar alçaklık kompleksine sahip ki takımı başarısız oluyor. Bu adam benim takımımı başarısız etti, başarısız yaptı. Bu adam benim takımı ligden düşürdü lan diyerek gelip Allah'ın garibanından 1000 lira kesmeye çalışıyor. Bunlar böyle adamlar yani. Sen bunları anlatmasan insanlar böyle şeyleri akıl edemeyecek. Edemezler abi. Ve bu anlattığım çok sıradan bir olay. Daha neler neler var amına kim. Ne olaylar var ya. Ama şimdi ben bunları anlatınca. Mesela şimdi o anlattığım oyun hizmetleri takım sahibi gelip bana kinlenebilir. Adam oyun sektöründe. Gelip mesela ileride ben yayıncıyım ya. Mesela ileride atıyorum. Örnek vereceğim. Yemek sepetiyle anlaşmam gerekecek. Yemek sepetine başvurdum ben mesela. Yemek sepeti diyecek ki bu adamla anlaşmayın. Bu adamla anlaşırsanız. Onunla bir anlaşması varsa anlaşmayı bozarız dediği zaman adam gelip beni mi seçecek? Yoksa gidip durumu iyi, zengin, sektörün böyle başında gelen adamlardan birini mi seçecek? Tabii ki onu seçecek ve ben bir şey kazanamayacağım bu durumda. Benim yani kendi önümü kapatmış olacağım. Anladın mı? O tarz şey o yok olacak oğlum bak. Neler neler olacak. Daha hiçbir şey anlatmadım. Anlatsam neler neler olacak bir bilseniz var ya. Ama korkuyorum abi. Gerçekten korkuyorum. Şimdi insanların hoşuna gidiyor. Gel böyle şeyleri anlat herkes bilgilensin. İnanın ben de çok istiyorum. Çünkü ben de yıllarca sustum. Bu olayları ben yaşayıp, en, en, kötü olayları ben yaşayıp görmüşümdür. Niye biliyor musun? Çünkü hep son sıralarda oynayan takımlarda olduğum için en büyük çirkeflikleri, en büyük karaktersizlikleri, en büyük böyle kötülükleri ben gördüm, ben yaşadım. Bana yapılmamış olsa bile ben şahit oldum olayları, gördüm. Ama ben de sustum. Niye? Çünkü ben de garibanım oğlum. Ben o adama gidip anlatsaydım zamanında bir yerde. O Hakan hoş geldin. Ben gidip zamanında bir yerde anlatsaydım Ha, o olayı. Bu takım sahipleri kendi arasında arkadaşlar diyecekti ki Rogo böyle 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 yapıyor. Orospu çocuğunu takımınızda almayın oynatmayın dediği zaman benim oyunculuk kariyerim de bitecekti. Hani atıyorum böyle 3-5 bin lira 10 bin lira para kazanabileceksem ben hiçbir takım almayacaktı. Onu da kazanamayacaktım anladın mı? Hani çok riskli oğlum çünkü güçlü güçsüzü eziyor abicim bu sektörde. Bu sektörde demeyeyim. Gerçi hayatın her alanında böyle. Güçlü güçsüzü sikiyor abi. Yapacak bir şey yok. Hayatın gerçeği bu. Anlat anlat kan istiyoruz, vahşet istiyoruz anlat. Bu <laughs> set olayı neden kimse anlatmıyor? Abi anlatmıyorlarsa vardır bir nedeni. Ben de anlatmayacağım. Bunlar uzayt ki gibi oyuncuların da sanırım çok canı yanmış. Sen onları biliyor musun? Biliyorum tabii oğlum. Zaten biz oyuncular kendi aramızda konuşuyoruz. Ama sen hiç gördün mü bir oyuncunun çıkıp yaşadığı kötü şeyleri ya da böyle yapılan haksızlıkları dile getirmesini? Yapamaz. Niye biliyor musun? Çünkü oyuncuların ihtiyacı var oğlum bu işe. Oyuncunun oyunculuk yapmaya ihtiyacı var. Oyuncu gelip birilerini ifşa alarsa, birileri hakkında kötü yorum yaparsa, karşısına taşaklı adamları alırsa, taşaklı adamlar gariban adamı siker. Bu adamın önünü kesebilir çok rahat. Oyuncu oyunculuk yapamaz. Yapamayacak duruma gelir. Hatta daha kötü olur belki. Dava mavi açar adamın hayatını mahvedebilirler anladın mı? O yüzden şimdiye kadar kimse bir şey yapamadı. Türkiye'ye hoş geldin. Bu anlattıkların her yerde var. O kadar çok yapılıyor ki millet artık gayet normal ve sıradan geliyor. Öyle. Ama normal mi yani bu olaylar? Ne güzel o zaman. Aman akayım. Herkes mi abi birbirini. Herkes sessiz kalsın bu olaya. Güçlü güçsüz ezmeye devam etsin. Herkes acı çekmeye devam etsin ama kimse konuşmasın. Var mı ya böyle bir olay? Ha ben de öyleydim. Yıllardır acı çekiyorum da ben. Ama yavaş yavaş böyle hepsini anlatacağım abi. Kurtulacağım. Daha bir şey anlatmadın. Aynen öyle. Adam beni tekleyip yayın açsana diyor. Sempatik lan. Nasıl bir adamsın ya? Çam ağacını çarpmışsın. Çarpmadım oğlum adam kendi verdi. Adama adam yaparlar. Burak çok dikkatli ol kardeşim. Aynen öyle Hakan. Süpermesif takımı yönetimi nasıl? Hakan 5 iyi bir imaj yansıtıyor sanki. Evet Süpermesif yönetimi en düzgün. işini en iyi yapan yönetim olduğu için zaten başarılılar ya. Diğerleri niye başarısız? Çünkü bilmiyor mu adamlar iş yapmayı? şey gibi düşün şimdi. Bizim ligde Supermassive birinci oluyor ya. Birinci olan takım Supermassive. Sonuncu olan takım yönetimi şöyle düşünüyor. Lan diyor Supermassive'in oyuncuları var. E bizim de oyuncularımız var. Supermassive oyuncularına para veriyor. Ben de veriyorum. Supermassive birinci olabilip şampiyon olabiliyorsa benim de olabiliyor olmam lazım diyor. Ama şimdi Supermassive'de oyuncular hak ettiğini alıyor. Herkes mutlu. Oyuncunun bir sorunu olduğu zaman menajeridir, şudur budur vesaire adamla ilgileniyorlar. Adamın sorunları küçük sorunlar büyük sorun haline gelmeden önüne geçiliyor. Huzurlu, mutlu bir ortam sağlanmaya çalışıyor olabildiğince. Ki oyuncular moral bozmasın. Kimse içten içe birbirine kinlenmesin, nefret etmesin de herkes güzelce kendi oyunu oynayabilsin, bir başarı elde edebilsinler. Ama ufak takımlarda, releget olan takımlarda şöyle. Takım releget olurken böyle son haftalara kadar takım sahibinin hiçbir şey umurunda değil takım sahibi takılıyor sağa sola e falan yapıyor geziyor ortalıkta. Takım ne zaman ki kötü gitmeye başlıyor? Takım ne zaman ki sıralamada son iki sıraya oturuyor? Takım sahibi ne oluyor lan ligden düşüyor zaman koyayım götüme girecek 500 bin TL takım ligden düşecek slotu kaybedeceğim diye korkmaya başlayıp Eee yok işte şu oyuncuyu atalım bu oyuncuyu atalım. Sonra oyunculardan nefret etmeye başlıyor. Bu oyuncu kötü oynuyor. Ben ona yapacağımı biliyorum. Onun parasını keseceğim. Ağzına sıçacağım onun hiçbir takıma gitmesine izin vermeyeceğim. Onun adını karalayacağım falan diye nefret etmeye başlıyorlar. Ya oğlum adam bir anda değişmedi ki yani. Adam kötü oynuyorsa bile kötü oynayabilir. Sen kötü oynayan oyuncu niye oynatıyorsun? O zaman yerine oyuncu bul başkasını al oynat anladın mı? Sen her şey kötü olana kadar her şey ee, mahvolana kadar takım ligden düşene kadar yaşanan şeylere göz yumuyorsun. Ondan sonra canın sıkılıyor. O, ben birini günah keçisi belirleyeyim onun ağzına sıçayım diye adamı cezalandırıyorsun kendi aklınla. Cezalandırılması gereken adam sensin. Ha, senin takımın ligden düştüğü için sen de cezalandırılıyorsun aslında. Ama o kadar malsın ki, o kadar eziksin ki, o kadar alçaklık kompleksi içine işlemiş ki, o kadar bir kendi egonun altında ezilen bir adamsın ki, hırslısın da aynı zamanda. Aa ben 500 bin lira kaybettim, bu adamın 5 bin lirasını alayım, ceza keseyim de gününü görsün, o da cezasını alsın, cezasını çeksin mantığıyla yaklaşıyor olaya. Falan filan. God yes. is your time, so prove yourself and...